Herkese merhaba arkadaşlar, ben Bayrak Kimsi Sinan. Yeni bir Ark videosuna hoş geldiniz. Bu oyuna gelen bu serverda olan bir mod, aşağıda modla ilgili veya serverla ilgili bilgileri bulabilirsiniz açıklama kısmında. Şimdi sala bindik. Bunun salın üstüne base de yapılıyor ama sudayken buna inersen sıkıntı. Diğer sala göre çok çok daha hızlı, daha hızlı hareket edebiliyorsunuz. Bununla bilginiz olsun. Bunun için de base de yapabilirsin daha hızlı sürebilmesi için, ama ben daha denemedim. İleriki bölümlerde isterseniz deneyebiliriz. Ben geçeyim, kuşuma bineyim. Kullanalımdır. Şimdi bizim artık iki tane base'imiz var. Bu serverda kuralları bulabileceğiniz Facebook adresi de aşağıda. Orayı da takip edebilirsiniz. Yukarıdan gireyim. Her yere taretlerimizi bolca doldurduk. Daha da dolduracağız. Sıkıntısız. Burayı biraz daha çiftlik diye düşünüyoruz. Yumurtalık olarak düşünüyoruz. Normalde bunu söylemedi arkadaşlar ama ben video çektiğim için herkese söyleyeceğim. Söylememin nedeni de hani rakipler, diğer oyuncular görür gelir buraya zarar verirler diye. Ama olsun, ben yumurtaları başka bir yerde tutacağım. O tarz halledeceğim. Bu da et kurutmak için biraz daha hızlı çalışıyor galiba. Tam bilmiyorum ama tam daha çözemedik nasıl çalıştığını. Şurada İngilizce bir şeyler yazıyor. Bilenler yapabilir. Olan var ya, ben bu yazıyı bilseydim okur muydum ya? Bunu yazan tosun, okuyana kosun. Nasıl bir terbiyesizlik bu ya? Nasıl bir terbiyesizlik? Yusuf sen mi yazdın? Bu da yeni bir kuyu. Bunun içine su koyup su alabiliyorsunuz. Değil mi? Doğru mu Yusuf? Hiç koymadım ama öyle tahmin ettim. Şimdi diğer base'imize doğru gidelim. O base'i biraz bugün büyüteceğiz. Zemini uzatma var aklımda. Bir şeyler yapmak var. Hep beraber yapacağız. Siz de açıklama kısmında şunu yap, bunu yap, yapılabilecek şeyler derseniz o tarz şeyleri yapacağım. Base'e gitmeden önce şu silahları bir denemek istiyorum. Yeni silahlar var. Hayvanlara kaç kaç vuruyor diye. Burada bizim arkadaşlar çalışıyor. Bu beyefendi, Halil beyefendi. Sen benim silahımı duymuş muydun Halil? Nikimi söyleyemedin değil mi? Ne bileyim lan, Karabasan diyorduk eskiden, güzeldi. Sen ya değiştirdin. Neden değiştirdin? Ne Kara Hasan, ne Kara Hasan. Bunu şaşırdı abi. Tamam. Ulan vurmadı kuş dibin. Oha, kuşa saldırıyor. Gel buraya. Ulan nasıl çıktın oraya? Kötü çocuk. Bir dakika. Ben aslında baltayı öncekine girişeyim mi lan baltayla? Ya kuşu öldürürler diye korkuyorum çünkü fazla kuşumuz yok. Bir dakika, gel abi, gel gel. Siz kimsiniz lan? Baksana bu balta deli bir balta beyler. Kaç kaç vuruyor, bir daha göstereyim. 280 vurdu abi, yok böyle bir şey. Şimdi silahla aynı vuruyor. Silah nerede? Silah nerede diyorum, kuş burada, tamam. Siz hemen bana yardıma gelmişsiniz, eyvallah. Aa, kartal mı? Gel abi, ben de sizsiniz sandım. Gel gel gel. Mesela 1200 vurdu silah, çüş! Kafasına attım. Tabii kafasına attım. Normalde o kadar vurmuydu. Bu silah fena vuruyor. O zaman bu Peteridon'u mesela size saldırmaya biri mi geldi? Bu ilkel mod olduğu için biraz daha farklı. Silahları ilkel, birçok şey ilkel. Belki burada silahlar hayvanlara daha fazla vuruyor. Peteridon geldi mesela, adama 1080 vursan tek atarsın. Veya iki kişi aynı anda vursa tek atıp öldürme ihtimalin yüksek. Biz sabah onu deniyorduk işte. Sonuç ne oldu? Sonuç etkili. Etkili değil mi silah? Aynen. Çift tüfek falan varsa hele daha efsane. Tabanca bile güçlü vuruyor. Ne, bundan daha iyi bir silah var mı? Hayır yok, tabanca bile güçlü vuruyor. Mesela yani bu taş toplayan canları defansa çok. Bir vurayım, buna kaç vurdu? 100 vurdu reis kafadan. Abi onun hasarı normal hayvanlara daha düşük de kuşlara daha fazla vuruyor. Bu kuş tüfeği gibi bir şey o zaman. Hani şeyler oluyor ya, kuş avlamak için gibi bir şey. Abi buradaki nasıl bir... Abi burada 50 tane kuş, 50 tane T-Rex var, hepsinin canı da gitmiş. Bunlar ne yapıyor böyle manyak? Sen de cihat al hepsini, ben level. İşte ben de onu yapmaya çalışacağım. Evet, bir tane aldım. Aradan başka. Bir tane daha aldım. Bir tane daha alamadım da etleri topladım hep. Abi nasıl bir hengamenin içindeyiz ya? Ortada bak, çat. Çat. Alamadın mı? Almam lazımdı ya. Çat aldım. Herkes birbirine girişiyor burada. Nasıl bir olayın içindeyiz ya? Abi tek şey, o sniper silahı çok hoşuma gitti. Bir tane Peteridon bulup hani şey için denemek istiyorum. Eğitimli ile eğitimsiz arasında fark olabilir ama yine de büyük bir şey ya. 1800 mü 1200 mü vurdum ya? Kaç vurdum? 1200.
1200 vurdum da eğitimli de şöyle olur, %20 daha az zırhından dolayı. Anlaşılan bayağı sağlam. Şu karnolar bizim korkulu rüyalarımız. Karno kaç, karnoya kaç vuruyor? 280 vurdu. Ama kafadan vurduğumu söylenemez. Kuşlar için gayet iyi. Onu anladık. Şu yukarıdaki karnoya bak ya. Sen manyak mısın karno? Ne işin var orada? Manyak mısın oğlum? Neyse şimdi diğer evimize götürelim. Şuraya biz bir ön tarafa sera yapmıştık. Bizim evimiz de güzel ha. Şelaleli falan göllerimiz var. Ulan bizim altta hemen göl var. Ben de gidiyorum şey toplamaya başka yerlere ta ya. Çimento toplamaya. Ben de kafayı yemişim. Şelale var. Burada bizim tarım... Lan düşmedim ya, düşmedim. Ulan suya takıldım. Düştü sandım ya. Çok kötü olurdum. Gel abi. Tarımımız var ama burayı taşıyacağım ben. Üstte bir gösteririm size. Burada metal çıkıyor diye. Gerçi ben metali engellemeyeceğini düşündüm de. Engelledi galiba. En son buradaki metalleri kim topladı şelaledeki? Ben topladım abi. Ne zaman topladın? Serenin arkasında çıkıyor mu çıkmıyor mu? Şimdi çıkmıyor. Ha, o zaman orayı kaldıracağız. Yeni evimizi şöyle uzaktan bir göstereyim ya. Buraya yapacağız. Zaten tavan şurada hemen bitiyor. Bu kuraya kadar yükseltebiliriz. Çok fazla değil. Ama yandan genişletmeye karar verdim. Bayağı işimiz var artık nereye kadar genişlerse. Ta aşağı kadar pillar çekmemiz lazım genişlettiğimiz bölgede. Önüne böyle gerçek ev gibi sandalyeler, koltuklar, böyle manzarayı izlemek için bir teras gibi yer, çiçeklik, tarım arazisi, sera yapacağım. Hani birçok şeyi burada kullanmayı düşünüyorum. Bu evi de hani normal base'lerden farklı olarak kale tarzında şu şeyleri kaldırıp böyle kule haline çevirmeyi düşünüyorum. Ama tabii ki bu değişebilir. Bugünden aklıma gelen bir şey. Arkadaşlarımızın yardımıyla sağ olsunlar bayağı yardımcı oluyorlar. Onların yardımlarıyla bayağı şeyler yapacağız. Buradan hepsine tabii videoyu çeken benim ama onların biliyorsunuz emeği çok. Materyalleri topluyorlar video sırasında. Bana da yardımcı oluyorlar. Hep beraber eğlene oynuyoruz. Evimizin içini değişecek. Şimdi göstermemek lazım ama ben göstereceğim. Şimdi biraz tamam bayağı üretmişiz. Su gübreleri bırakayım ben buraya da. Hayvanın içinde halen tarım malzemesi var değil mi? Pillar yapacağız. Pilları aşağı doğru uzatacağız. Bir de şundan nasıl değil? Kelink mi? Celink mi? Nasıl? Selink. Selink'ten yapıp bunları rahat 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 demeyeyim de nasıl diyeyim bilemedim. Evi biraz büyütmeye çalışacağız. Şu silahı da göstermedim. Bu da dedemin silahı gibi. Eski bilirler eskiler. Veya eski filmlerden, bölümlerden. Eski model bir silah. Çat. Hızlı. Bu biraz daha seri galiba da tek tek atıyor. Bu pencereler kapatılacak tabii ki. Bunların da tek tek kapakları konulacak. Ben pillara geçiyorum abi. Siz zaten toplamaya devam ediyorsunuz. Kuşlarımız falan da aslında artık var. Yavaş yavaş oturdu yerlerine de. Kabileden Hankif Stego'ya. Kuşun var mıydı yanında? Gelip kurtarayım mı Halil? Ben değilim o Mustafa. Mustafa mı? Tamam. Ha, bu arada C haritasına pazar alanı diye yer alıştık. Çünkü bu ilkel bir mod. Pazar alanı, evler meşhur burada. Güzel ev yapmak önemli. Base patlatma çok aşırı yok da bazı teknikleri var. Yakında base patlatma da serbest olacak. O zamana kadar hani bu şekilde ev yapmaya devam edeceğiz. Sera yapacağız. Burada tarım çok önemli. İlkel mod. Bir de pazar yerinden bahsetmek istiyorum size. Güneydoğu bölgesindeki, haritamızın güneydoğu bölgesindeki C haritasında bir sahil kısmı komple oyuncuların demeyeyim de klanların, takımların birer tane herkesin en az bir tane bir ev gibi dükkan, oturak, bilmem ne, su hayvanlarını satabileceği, hava hayvanlarını, kartalları veya kara hayvanlarını satabileceği bir yer oluşturacağız. Ve hani tek hayvan üzerine değil, başka madde de satabilir. Demir satabilir, tarım ürünleri satabilir. Öyle bir o kısma pazar alanı yapılacak. Orta kısma da arenalar yapılacak. Daha önceden lav adasına yapılacağını söyledik. Ama lav adası felaket sıcak. Millet orada duramıyor. Yapılması da zor. Onun için C haritasının ortasına diye karar verdik. Umarım oraya yapacağız. Dodo arena, Rex arena, Dilo arena, hayvanlar kapışılacak, gladiator arena, o tarz yerler yapılacak. Bakalım ilerleyen günlerde bizi neler bekliyor. Göreceğiz hep beraber. Arada sesim gidiyor. Nefesim yetmiyor galiba.
Ben şimdi pillarları yavaş yavaş koyayım. İlk etapta bu halen uçmuyor. 7'dekini bir bitireyim de. Bu neden uçmaz ya? Çok mu var üstünde? Yo. Hayvanın üstünde çok var ya da. Aynen. Hayvanın üstündekileri alsana ya. Çapkın. Tarım arazilerini. Onu en son koyacağız. Bu etleri de al pişirsene. 3-4 tane. Ya profesyonel mangal kimse yapmadı mı? O büyük mangal. Dur ben onu hemen yapayım da onda abi lezzetli etleri mutlaka mutlaka pişirin abi. Var abi pişiyor zaten. Tam da büyük kurutun da o nasıl kurutuluyor biliyor musun sen? Şeye koyuyorsun işte kurutma. Normal yerde yeni bir tane kurutma var ya onda nasıl bir şey istiyor mu? O da aynı galiba. Aynı değildir bence de. Şöyle kardeş. Bak sol taraftaki normal etleri kurutuyor. Sağ taraftaki de lezzetlileri. Bir iki dakika hemen geliyorum abi. Gene tesis edelim. Tamam şeyden bahsediyorum. Bu demir şeyler var ha. Demir pilir mi bu? Steel pilir. Çelik pilir. Çelik pilir de var ha. Şeyi arıyorum. Bu mangal var ya. Profesyonel mangal. Nerede beyler? Bilen var mı? Ne yapıyorsun lan? Benim yok. Abi mangalı bulamıyoruz mu? Alo. Alo daha doğrusu. Bakıyorum abi. Sigara da buldum. Çürüdü ya. Abicim mangalı bulamadın mı bana? Neyse mangalı yap da şey yap. Aldın mısın her şeyi? Daha çürümezler oğlum hayvanın üstünde. Üstünü alırsan tabii ki çürür. Hayvanın üstünde çürümezdi. Kötü çocuk. Neyse ben bak şunları hep yere attım abi. Şunları sen al bir yere koy bir. Al ben hemen hızlı hızlı şu şeyleri bitireyim. Ulan Umut, ulan Umut. Sen de trolliksin ha. Abi bu merdivenlerden inince bir kapı var ya en alt kapı. Evet. Biri oraya tabela yazmış Sinan abi sizleri çok tamam, seviyorum. Tamam neyse falan. Teşekkürler sağ olsun. Bir et koysan hayvanın içine ya hiç et bırakmadım hayvanın içinde. Varsa üstüne koy. Ben şu pilleri yapayım gelin. Sağ olsunlar bizi seviyorlar her yere yazıyorlar. Ama birini kuşla aldığımızda küfür ediyorlar. Hemen ben şu pillara biraz başlayayım. Ne tarafa? Bu yan tarafa doğru bir uzatalım. Çünkü bu tarafa serayı koymayı düşünüyorum. Bahçe yapacağım buraya. Ben koymadım lan koysana. Şurada da bir yer var. Süper. Şimdi bunların canı da bayağı güzel. Daha önce gösterdim mi bilmiyorum ama. Oh, şunu yanlış yere koydum. Oba! Kuş gel buraya kuş! Öldüm kuş! Beni biri kuşla alabilir mi? Neredesin abi? Aşağı düştüm. Dur bir dakika kuş geliyor bana. Tamam bindim ben profesyonel... Oğlum kuş bana lazım bırak kuşu. Aynen lan herkes görevlerine devam etsin. Ben hemen şu gayet güzel bir ev yapacağız umarım göze gelen. Bu ne lan? Aradığım şey yukarı çıktı. Kuruluyor mu bu ne? Git sen oğlum. Bayağı bir üreteyim. Bunun üstüne dursak buna da biraz eksik gelsin ya. İnşallah geliyordur. Ev şu ilk etapta pek bir şeye benzemiyor ama şekli falan bayağı güzel olacak. Merak etmeyin. Koydu mu? Koymadım anlamadım ya bu ne? Koy abi devam. Bak buraları daha yerleştirmiyor. Neden yerleşme? Pilleri yok diye alttakilerin. Muhtemelen bunun önüne de yerleştirmez. Evet. Buralara da pilleri koymamız lazım. Burayı iki tatlı bir uzatayım. Çünkü aklımda Sera'nın yeri burası diye var ama. Kuştan inersem yine düşmekten korkuyorum ya. Paraşütüm nerede benim? Var tamam. Sıfır alayım da elim alışsın. Bir şey olursa paraşüte
ayarlarız. Zorlu şartlarda çalıştırıyorlar vallahi bizi. Gürkan niye beni böyle zorluyorsun? Benim iş güvenliğim nerede kardeşim? Taşıyayım abi seni sen kuşla. Aa buraya neden koyulmuyor pilir? Bazı yerlere de pilir konulmuyor. Bir kişi buraya saman getirebilir mi acaba? Vardı chestlerde bayağı ya. Yok. Nereye? Az kalsın ya düşürdük. Üstteki. Burak daha getiremez. Yeni başladı Burak, bilmiyor. Buraya çıkamaz en azından. Yerini bilmiyor. Vallahi bilsem getiririm de. Kendisi getirsin. Ben işte ben de kuş olmadığı için abi. Ne yapacaksın samanı? Burada saman yok, bir şey craftlamak istiyorum da onu craftlayamıyorum. Ne craftlayacaksın? O şey olsun abi. Surprise. Aynen. Helal olsun. Bayağı bir yaptık. Yani yapana kadar canım çıktı, belki 2 saate sürdü. Şunları ta aşağı kadar aşağı kadar aşağı kadar yapmak tam bir ölüm. Şöyle ufaktan bir daha göstereyim. Tek tek koy, oluyor olmuyor, araya ikili duvar koy, tekrar dene falan filan derken en azından bu videoda bir titreyecek şekilde bir de etrafına bir seranın ilk planını göstermeye çalışacağım. O serayı da gösterebilirsem çok daha güzel olacak. Şimdi ben serayı nereye koydum? Üstümden mi bıraktım? Şimdi bırakmamışım. Şunun içine koydum galiba. Evet, serayı alalım. Çok güzel bir de su çekeceğim. Belki bir sonraki bölüme kalır o da. Şimdi abi depolama eşyasına niye koydun lan? Şunları biraz alalım, çimentoyu. Ağır şunları şimdi şuraya bırakayım. Çapkın nerede öldün ne ya? Ya bize yine kuş temlemeye gidiyordun ya. Yapılar sera. Bolca duvar lazım, 26 tane. Anca yeter ya. Gerisini de getireyim. Götürür ne ya? İleride daha da genişletebiliriz. Buraları böyle bahçeye çevireceğim falan yapıyor. Aklımda çok güzel şeyler var. Tabii ki ne kadar olur onu da bilmiyorum. Biraz da tavan yapayım sera için. Yapılar. Sera. Tavan. Aslında bana açmadığım şeyler de lazım. Bir dakika. Biraz şekilli olsun istiyorum. Şunları da kullanacağım. Buna eğimli taş çatı. Oo, iyi ki de bak çatı yapmamışım, bundan yapacaktım. Abi neden küçük harfle yazamıyorum ya? Hani yetiştirmek için var ya, kendimi mahvettim ya. Hadi 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 çabuk çabuk çabuk. Çat bunlardan da üret. Eğimli de üret. Ne lazım bunları yapabilmek için? Kristal, metal. Metalimiz mi yok ya? Kristalimiz vardır, bir dakika kristali getirelim. Gürkan sağ olsun bayağı bir topladı ama. Hepsini koymamış mıyım bunların içine? Bir önce şu duvarları koyayım da başımıza ne gelecek onu göreyim, ona göre diğerlerini yapayım. Sulama sistemini falan da çok güzel yapacağım. Duvarı şuraya koyacağım ilk etapta. Burada başka yere koymuyor, tamam. Şuraya da şimdi seraları dizeceğiz. Sera diyorum. Tarımımızı dizelim. Oha. Buraya yerleştirilemez diyor. Neden? Neden yerleştirelim? Onun altına kadar çekmedim mi? Tamam, onu halledeceğim. Yapanla yapayım. Aklımda tam buraya kadar yapmak var. Duvarı da buraya koyalım. Aşağı kadar pilleri uzatmazsak işte böyle böyle sıkıntılar çıkartabilir bize. Şuraya da iki tane yapacağım ki oradan geçişimiz, ya da kapıyı bu tarafa koyacağım. Duvarı da geçelim şöyle. Nereye gittin abi? Nereye gittin? Gel buraya, seni yıkmak zorundayım. Şeküllü şukullu güzel bir şey çıkacak. İki katlı yapacağım seramızı. Şunu hemen yetiştir. İki katlıdan da fazla olacak. Dur, aklına farklı bir şey geldi. Eğimli çatıyı yapacağız.
Aslında önce kapıyı da bu tarafa koyalım. Şu zemini iyice bitirelim. Kapıyı buraya getirip koyayım. Baba şurada neden şöyle bir yanlışlık yapmışım? Burada sera umarım yine çalışır. Çalışmazsa yıkıp baştan yapmak zorundayız. Şu eğilimleri bir yapalım. Evet abi şundan biraz. Şundan da biraz üret. Şundan da biraz üret. Ne lazım? Kristal lazım. Hemen şuradan. Abi o craftlı. Ben niye hareket edemiyorum ya? Hemen hemen zaten 20 dakikayı geçti video. Adil. Bitirmem lazım. Şunları da şuraya koyayım da. Şimdi ne alıyor? Şunu da koy. Ağırlık yapmasın. Şu eğimli çatıları bir şimdilik alalım. 4 taneyi de alalım. Bolca duvar lazım aslında. Biraz daha duvar yapabilirim. Duvar 9 tane üret abi. Daha çok işimiz var. En azından bir tarafı göstereyim. Ulan acele ederken yine bozduk bir şeydir ya. Şuralar hep bozuk olmuş sanki ya. Evet bozuk olmamış tamam. Tamam. Üstüne bir tane duvar almam lazımdı. Normal duvar yok mu? Bunu tarafa doğru. Tamam. Çok güzel. Aynısını bu tarafa da yapayım. Bakayım nerede birleşecek. Böyle değil. Bunun tersini kullanmamız lazım. Süper. En azından bir tarafını yapalım da. Abi 3'teki diyorum. Sen 3'teki misin? Süper. Bir eğilimli duvarı da yerleştir. Ve düz duvar mı koyacağız oraya acaba? Böyle yapıp birleştiremeyiz. Aynen şu düz de yapsak sığmaz. O zaman bir tane şuraya bir tane düz duvar koyayım anlaşılacak. Bir dakika gideyim duvar getireyim. Yani işte düz çatı yapacağız düz. Galiba. Çatıyı da alalım yanımıza. Duvarı da alalım. En azından bir tarafını bu bölümde göstermiş olayım ya. Daha tohumları dikeceğiz. Tarımı daha düzgün yapacağız. Sulamayı çekeceğim. İşim çok. Ama sizler için değer. Siz videoyu beğeniyorsunuz, paylaşıyorsunuz. Sağ olun. Çatıyı da alayım. 5'i koyayım. Bundan sonrası 2 tane düz çatım olacak. Şuraya koyamayacağımıza göre. Ya da bir tane daha eğilimli mi koyacağız? Ama burası ne olacak? Bir dakika. Şurada bir tane duvarı bir yerleştirelim. O zaman tak 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 tamam. Bu tarz yapacağız arkadaşlar. Başa kadar hemen hızlı hızlı ben devam edeyim. Bana daha gerek yok ya. Bana düz boru yazayım bir dakika. Metal külçe. Abi metal külçem var mı? Orada finish'e gelmiş. Daha tohumları aşağıdan alsam olur herhalde ya. Aşağı tarafı yıkacağım komple aşağıya engelliyor diye metal çıkmasını. Bunu da söndür. Bunu da al şunun içine at onunla beraber artık ne kadar erirse. Ya şunlardan yapalım. Oo. Bir tane yaptık. O zaman bize bayağı bir metal lazım. Şimdi size yaptığımız şekli göstereyim. Tam buraya görmüştünüz boruysa ta buradan getirdim demir tarzda. Lan yanındaki kazma nerede ya? Tüh kazma olsaydı metal toplardım hemen 2 dakikada. Neyse baltayla toplayayım da az verecek. Baltayla toplamayın normalde de buradayken boş gitmemek adına alıyorum. Modül server olduğu için XX 3X yine işime görür diye düşündüğüm için bunları topluyorum. Yeter ya bu kadar metal. Taşları atalım. Taşa ihtiyacımız yok. Boruyu buradan yukarı çektim. Şimdi şunları da yıkacağım. Aslında buraya gelmişken onları da alayım. Öyle gidelim. Önce tohumlarını tek tek alayım.
Şeylerini halen almayacağım ha. Orayı hani ihtiyacımız olana kadar almayacağım ki çürümesin. Yukarı götürürsek çürürler. En azından evet. Bunun içinde çürümezler. Sadece tohumlarını alıyorum. Burayı da komple kaldıracağız tabii ki hemen. Çünkü metali engellediği için. Baba, kurbağayı da temizledi. Halil, kurbağa kalktı mı? Kalktı. İyi, hayırlı olsun. Kaç level? 85'te kaç level kalktı, ona bakmadım. He, anladım. Onlara karışmıyorum. Serayı da yıkmıyorum şimdilik. Şu metali de göstereyim şuradan. Söyle taşıyana kadar canım çıktı, onun için böyle tek tek göstermek istiyorum. Buradan taşı 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 yukarı yukarı. Burada bir sistem yaptım. İki tane yaptım. Gerçi bir tane yeter de hani düzgün dursun diye. İki tane tam altından geçirdim. Dışarıdan gözükmesin diye. Tamam, şöyle sıfır noktasından ikisini de geçirdik. Yukarıya şimdi yavaş yavaş tarımları koymam lazım. Tarım arazisi üstümde mi? Ha, şu metali eritmeye bırakayım. Tarım arazilerini alayım. Gübreleri alayım. Süper bir sulama sistemi oldu. Bakın şuna mı koymuştum ben? Yok. Metalleri koyayım önerisinde. Koyalım, ikisine yeter ya. Ateşi yak. Bunu da yapıştır, ateşi yak. Olan metalleri alayım. Odun burada olması lazımdı. Var. Şimdi hemen 50-50 vereyim. Şu bunları da alayım. Ben gürüleri nereye koydum ya? Burada yok. Gerçi boru daha yapılıyorsa bir boru daha yapayım şeyden. Yok, bundan yapabilmemiz için. İçin çimento da lazım. Çimentomuz kaldı mı bilmiyorum. Bakacağız. Gübreler burada. Tümünü al deyip şeylerini bırakayım, daha iyi olur. Bırak. Deriyi bırak. Lifi bırak. Halil üfleme Halil! Konuş, konuşacaksın. Üfleme üfleme seslerin geliyor. Bir dakika. Mikrofon az önce kapalı değil miydi? Değildi demek ki. Sen de ne güzel yaptın. Abi dur da çimentoya ihtiyacım var ve hiç çimentom yok. Çimentoya ihtiyacım var. Halil, hızlı hızlı bana getirme ihtimalin var mı ya? Acil lazım. Çimento mu? Hmm. Serayı yapmayacak durumdayım. Çimentom yok. Hızlı hızlı getiremem ama getiririm. Ha. Şimdi keratinle de yapabilirsin eğer varsa evde keratin. En azından sistemi göstereyim. Abi o kadar beklettik yani. Beklettik değil ki, o kadar uğraştım ben. Yani arayı bayağı kesmek zorunda kaldık. Bari bitirelim ya. Serayı da şöyle bir yerleştireyim. Düzenli olması için. Normalde daha çok sera sığdırırdık ama düzenli olsun diye. Ne kadar çimento lazım ya sana? Bir 100 tane getirsen yeter. 100. Hani bitiririm işimi. Evde bir 59 tane var. Heh, tamam, buldum. Evde bir 224 tane var. Tamam, yeter. Evet, eskisi gibi mi yapıyoruz? Efendim? Bet var ya, eskisi gibi mi? Bet ne ya? Kartal bet. Ha, bilmiyorum, eskisi gibi siz bilirsiniz. Şimdi havucu yerleştirdim. Burası sulanıyor. %300 sera etkisi oldu. Sulamayı da bu tarz yapacağım ki güzel dursun. Alttan direkt çektim. Amacım oydu. Şimdi şöyle yanlara 3 tane havuç falan yapabiliriz. İlk başa ne koydum ben ya? Havuç koydum değil mi? Nereden bakıyorduk? Sera etkisi, su sahibi. Ulan ne koydun, nerede göreceğim? Gübre, havuç. Tamam. Bu yanına da hemen avucu yerleştireyim. Yerleştir. İki tane de gübre yapıştır. Tabii ki bu gübreleri fullleyeceğiz.
Şimdi buraya ne koyalım? Limon. Tak tak. Hemen şu altına da limonu yerleştirelim. Tak. Hop. Ama bunlar su almıyor. Senin bana çimento getirmen lazım su alabilmeleri için. Neymiş ya? Tomato, domates. Yerleştir. Süper. Mısır şuraya koyacağım. Bunları bilmeyen için, ilk defa izleyenler için söylüyorum. Bunlar hayvanları daha çabuk kaldırmak için bir mama yapılıyor. Onlar için mutlaka ve mutlaka lazım. Bir de ben ilk sezon 90 bölüm yakın çektim. Onu da izlemediyseniz açıklama kısmında link var. Oradan da izleyebilirsiniz. Abi her şeyi diktiğim halde şeyin içine koşan abi, demircinin içine. Benim tohuma ihtiyacım var. Tohumum bitti. 2, 4, 5 tanesi boşa kaldı. Ali nasıl olmuş boru sulama sistemi? Bir ona da bak istersen. Dur abi bakayım ne mi? Hemen borulu. Demirciye atayım. Aynen. Demirciye at abi. Boru. Metal külçe erimiştir herhalde ya. Şundan bir tane daha yapayım. Sulama gözükmüyor bile. He? Güzel olmuş. Sulama gözükmüyor bile, güzel olmuş. Aynen aynen işte alttan, tam alttan sıfırdan götürdüm. Onu ayarladım. İki tane boru çektim. Bir tanesi galiba yetti ama yine güzel gözüksün diye ikisini de koyacağım. Tam altta. Buraları da kapatacağım. Bunları buraya doğru genişletmeye devam edeceğiz. Pilleri burayı komple uzatacağım. Buraya da uzatacağım. Bu tarafa. Her tarafa doğru uzatacağım. He? Kapı tarafına doğru biraz çekmem lazım. Baksana. Neyi, bir dakika ulan sakin. Ya. Çünkü sulanmıyor, bir boru daha var reis, sen rahat ol, ben düzenli yapacağım. Bir dakika, diğer boru nerede? Burada. Bak şimdi, daha bu tarafı yapmadım işte. Senin borularını bekledim. Bu yetmiyor mu şimdi her tarafa? Yetmiyorsa bir araya bir tane daha koy. Sulanmıyor yazıyor ama. Bundan bekle su akmıyor biraz mu? Bekle biraz, biraz. Filizleniyor yazdığına göre sulanıyordur ya. Sulanıyor, sulanıyor, sulanıyor. Nasıl oldu? 1-2 saniye beklemen lazım. Tamam, nasıl oldu Halil, güzel olmadı mı? Güzel. Ne 10 numara 5 yıldız oldu. Bak sulama evet. Sistemleri. Gamma'yı biraz daha arttırayım. Gamma artmadı. Gamma 4 yazayım. İşte ben sırf bundan dolayı yaptım. Hani gözükmesin. Karman çorman olmasın artık. Çok düzenli evet, yapalım. Yoksa 4'lü boru falan geçiyor buradan. Hiç hoş gözükmüyor. Güzel bir sera ve silah tanıtımından sonra bu bölümün burada sonuna geldik. Videoyu beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın. İnan bayağı uğraştık. 50 yıl falan uğraştık. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Come on.